Merhabalar. Bize Nost Channel Türk TV ekranlarında yayınlanan Aylin ve Gizem ile Hukuk Haritası programına hoş geldiniz. Bugün Aylin Esra Eren ile beraber sizlere kira hukukunda en merak edilen sorular nelerdir, bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Merhabalar Aylin Hanım. Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kira hukukunda en merak edilen sorular nelerdir, bunlar üzerine bir soru cevap hazırladık izleyenlerimize. Öncelikle kira sözleşmesi nedir, nasıl yapılmalıdır, içerisinde neler olmalıdır, bunlardan bahsedelim dilerseniz. Evet, tabii ki. Kira sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiştir. Borçlar Kanunu'nda kira sözleşmesinde olması gereken bilgiler yer almaktadır. Bunlar özetle nelerdir? Kiralanan yerin ya da malın, bu bir ev olabilir, iş yeri olabilir ya da bir mal olabilir. Onunla ilgili bilgiler, kiracının ve kiralayanın bilgileri, TC kimlik bilgileri, adres bilgileri, varsa kefilin bilgileri, kiralanan yerin durumu, evet. Kiralananın cinsi, evet. Varsa demirbaşlar, demirbaşlarla birlikte kiralanır çünkü genelde. Aktin yani kira sözleşmesinin başlangıç ve bitiş tarihlerine yer verilir. Yıllık ve aylık kira bedelleri mutlaka belirtilir ve kira bedelinin ödenme şekli, IBAN bilgileri, hesap numarası bilgileri gibi bilgiler mutlaka kira sözleşmesinde olmalıdır. Bu sözleşmenin tam ve eksiksiz olarak tüm taraflar tarafından imzalanarak doldurulması gerekir. Peki kira sözleşmesinde kiralanan yer eğer bir iş yeri ise bunda özellikle dikkat edilmesi gereken bir husus bulunmakta mıdır? Evet, kira sözleşmelerinde eğer kiralanan yer iş yeri ise genelde taraflar bir kefil de bulunmasını istiyor sözleşmenin tarafı olarak. Buna ek olarak kira sözleşmenizi mutlaka noterden onaylatmalı ve sözleşmenin damga vergisini ödemeniz gerekiyor. Evet Gizem Hanım, kira sözleşmesini doğru bir şekilde hazırladık. Taraflar imzaladı, evet. Eksiksiz doldurduk. Peki bu sözleşmeyi hangi durumlarda feshedebiliriz? Aslında en çok karşımıza çıkan uygulamadaki problem de kira sözleşmelerinin feshi konusu. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle bir kira yılı döneminde yani 12 ay boyunca ev sahibi olarak kiraları düzenli olarak alma hakkınız bulunmakta. Eğer kiracınız bu kiraları düzenli olarak ödemiyorsa ve 2 ay kirayı geciktirdiyse, ödemediyse sizin de kira sözleşmenizdeki bu hakkınızı kullanabilmek için 2 haklı ihtar çekmeniz gerekiyor. Eğer bu 2 haklı ihtara rağmen kira sözleşmesindeki ödemeleri düzenli yapmıyorsa da sizin tahliye davanız, tahliye davası açma hakkınız bulunmakta. Ayrıca kira sözleşmesinde feshetme hakkınız bulunmaktadır. Peki Gizem Hanım, kira sözleşmeleri hangi durumlarda geçersiz olur, hangi durumlarda iptal olur? Kira sözleşmelerinin geçersiz olması ve iptal olması aslında aynı şey. İfade ediliş şekli belki kulağa farklılık yaratabilir. Kira sözleşmesinde en önemli husus kiralanan taşınmazın uygun şartlarda kullanılması ve o taşınmaza kiracı tarafından da herhangi bir zarar verilmemesi. Ve siz kiracı olarak kesinlikle ödemelerinizi düzenli yapma hakkınız bulunmakta ve bu ödemeleri düzenli olarak yapmadığınızda da ev sahibinin iki haklı ihtar göndererek tahliye davası açma hakkı saklıdır. Aynı zamanda kiralanan bölgedeki yerde ve belediye sınırları içerisinde ev sahibinin başka bir evinin olması da kiracının o sözleşmeyi feshetme hakkını doğurmaktadır. Bu konuda oldukça önemli bir husus. Peki Aylin Hanım, ben size kira sözleşmeleri hangi durumlarda geçersiz olur bundan bahsetmiştik. Peki nasıl uzar kira sözleşmeleri? Bundan kısaca bahsedelim dilerseniz. Evet, bu bizlere en sık sorulan sorulardan biri biliyorsunuz. Kira sözleşmeleri hangi hallerde uzar, hangi hallerde otomatik kendiliğinden uzar? Kira sözleşmeleri belirli ve belirsiz süreli olmak üzere
iki çeşit de yapılabilmekte. Belirli bir süreli sözleşme demek aslında adı üzerinde başlangıç ve bitiş tarihinin belli olması demek. Başlangıç tarihinde sözleşme başlıyor, bitiş tarihinde de sözleşme sona eriyor. Ancak taraflar tabii ki en geç bir ay öncesinden bu sözleşmenin uzamasına karar verirlerse belirli süreli olsa dahi sözleşme kendiliğinden uzamakta, ekstra yeniden bir sözleşme imzalamalarına gerek bulunmamakta. Belirsiz süreli sözleşmelerde ise yine adı üzerinde başlama tarihi tabii ki belli ama bitiş tarihi sözleşmenin belirsiz olmakta. Burada yine tarafların anlaşmasına bağlı olarak sözleşme diledikleri zaman yine tabii ki önceden haber vermek kaydıyla birbirlerine sona ermekte. Uzama bu şekilde. Eğer taraflar birbirine uzama ya da uzamama yönünde bir ihtar ya da yazılı ya da sözlü bir bildirimde bulunurlarsa sözleşme otomatik uzamakta. Peki Gizem Hanım, kira sözleşmelerinden kaynaklı davalar var biliyorsunuz. Evet. Biz de bu konuda çalışıyoruz. Bu davalar hangi mahkemede görülmekte? Öncelikle kira alacağına ilişkin tahliye davaları sulh hukuk mahkemesinde açılması gerekiyor. Eğer sizin bir kira alacağınız varsa ve kiracınız bu kira alacağını ödemekte zorluk çıkartıyorsa sizin icra dairesine başvurarak icra dairesinden bir ödeme emri düzenlenmesi suretiyle kira alacağınızın tahsilini isteyebilirsiniz. Fakat kiracınız tahliye davası açmaya sizi zorluyorsa, yani evi boşaltmıyorsa, bu noktada da sulh hukuk mahkemesine başvurarak tahliye davası açabilirsiniz. Bu konu da aslında en sık gündemde olan konu. Çünkü son dönemde pandemiyle beraber kira artış oranları da oldukça yükseldi. Peki hangi durumlarda kira artışları yapılıyor? Ne zaman artış yapılabilir? Kira tespit davası nedir, nasıl yapılmalıdır? Bunlardan bahsedelim mi biraz da? Evet, sizin de bildiğiniz gibi kira tespit davası özellikle bu korona dönemiyle birlikte çok arttı. Neden? Çünkü taraflar kira artışı konusunda tefetüfe mi artırsak yoksa belirli bir yüzde, %5, %10, %15 gibi oranda mı artırsak konusunda mutabakata kolayca varamıyorlar bu dönemde. Hem ekonomik kriz hem işte korona salgınının vermiş olduğu bir kafa karışıklığı ve kira hukukundaki yeni düzenlemelerle birlikte bu konuda dava yoluna gitmekte taraflar. Bu davada ne yapıyoruz? Bu davada kira artış oranının hakim tarafından adil bir şekilde belirlenmesi için dava açıyoruz. Sonucunda da hakimin verdiği oranda bir artış yapılıyor. Gizem Hanım, yine en sık sorulan sorulardan biri: kiracı hangi hallerde tahliye edilebilir, hangi hallerde evden çıkartılabilir? Evet, en çok davada da uyuşmazlık olan konu zaten tahliye davaları. Eğer kiracınız bir kira dönemi içerisinde iki kere kirasını ödemediyse ya da geciktirdiyse sizin de ev sahibi olarak iki haklı ihtarda bulunmanız gerekiyor. Öncelikle tahliye davası açabilmek için. Sonrasında sulh hukuk mahkemesine başvurarak tahliye davası açabilirsiniz. Tahliye davalarında çok uzun süren işlemler değiller. Ancak her davanın kendi maliyeti taşınmazın durumuna göre ve eşyanın çokluğuna göre de değişmektedir. O yüzden tahliye davalarındaki harç ve diğer gider masraflar davaların çeşitliliğine göre de önem arz etmektedir. Bu konuda da özellikle dikkat edilmesi gereken nokta bu taşınmazların nerede olduğu ve eşyaların ne kadar olduğu da önemlidir. Peki kira kontratı hususunda önemli olan nelerdir? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Süreler bakımından nasıl bir kontrat yapıldığında ev sahibi ve kiracı kendini koruma altına alabilir? Kira sözleşmelerinin bitiş tarihinin belli olmasını istiyorsanız belirli süreli kira sözleşmesi yapmanızı öneriyoruz. Eğer ben tarafla, yani kiracımla bu konuyu ev sahibi olarak her yıl düzenli olarak konuşmak istiyorum, tartışmak istiyorum derseniz de belirsiz süreli kira sözleşmesi yaparak bu konuyu aşabilirsiniz aslında. Ama belirsiz süreli kira sözleşmesi yapmak demek sonsuza kadar evimi
ya da iş yerimi ya da malımı her neyse kiraladığınız şey karşı tarafa kiraladım demek değil, bunu hiçbir zaman geri alamayacağım demek değil. Özellikle ev kiralarında maksimum 10 yıl olarak belirlenmiş kira süresi. 10 yılın sonunda ev sahibi kiracıyı artık çok uzun süre evini kiralaması sebebiyle evden çıkarma hakkına sahip. Kiracısı ödemelerini düzgün yapsa dahi, evine çok iyi baksa dahi böyle bir hakkı var. Diğer hallerde az önce de bahsettiğimiz gibi zaten bitiş süreleri belirli. Süre belirli değilse de taraflar en geç bir ay öncesinden birbirleriyle konuşarak tahliye zamanını belirleyebiliyorlar. Evet Gizem Hanım, yine özellikle dava aşamasında çok sık karşılaştığımız bir husus var. Kira sözleşmesinin tapuya şerh edilmesi hususu. Evet. Tapuya şerh konusu aslında iki tarafı da koruyan bir husus. Özellikle büyük şirketlerde ve kiralanan taşınmazın iş yeri olarak kullanılacağı bölgelerde mutlaka bu taşınmazın kiralanan kişi tarafından ve kiraya veren kişi tarafından da tapuya şerh edilmesi gerekiyor. Çünkü bu taşınmazların satılması halinde satın alan kişinin bu kiralanan taşınmazın kira süresini de tapuda görme ihtimali oluyor ve bu noktada da hem satın alacak kişi hem de kiralanan kişi de kiracı da bir diğer deyişle korunmuş oluyor. Tapuya şerh herkese açıktır, yani alenidir. Siz taşınmaz alım satım işlerini yaparken ya da kiralama noktasında o taşınmazın kira kontratının ne kadar olduğunu, kaç sene olduğunu tapuya şerh işlemiyle beraber görebilirsiniz. Ben bir diğer soru olarak kira sözleşmelerinde özellikle damga vergisi konusundan bahsetmek istiyorum. Hı hı. Damga vergisine dikkat edilmesi gereken bir husus bulunmakta mıdır? Evet, damga vergisi özellikle iş yeri kiralarında yani böyle resmi dairelere, kurumlara bildirilen kiralamalarda çok yani eksiksiz yerine getirilmesi gereken bir husus. Aksi halde bunun cezası var. Yani yanlış bilmiyorsam maliye tarafından damga vergisi ödememekle sorun yaşayabilirsiniz. Bu sebeple mutlaka damga vergisi ve sonrasında aslında bir vergi açılışına sahipseniz bu kira sözleşmesine ötürü her ay, 3 ayda bir yanlış bilmiyorsam stopaj ödemelerini de düzenli olarak ödemeniz bekleniyor. Gizem Hanım, bizlere en sık sorulan sorulardan biri de gürültü yapan komşuma ne gibi yaptırımlarda bulunabilirim? Bunu şikayet edebileceğim evet. Bir yer var mı ya da dava edebilir miyim? Bu konu hakkında bizleri kısaca bilgilendirebilir elbette misiniz? Elbette tabii. Biliyorsunuz pandemi döneminde herkes evlerindeydi ve bu konular çok fazla gündeme geldi. Sizin de gürültü yapan komşunuza karşı bundan rahatsızlık duyuyorsanız ve gerçekten evde rahat bir şekilde de uyuyamıyorsanız geceleri, bu noktada yapmanız gereken bir desibel ölçüsünün belediye tarafından talep edilmesi. Yapılması gereken birden fazla husus var. Bu konuda özellikle o apartmanın bir yöneticisi varsa, bir yönetim tarafından yönetiliyorsa bu konuyu apartman yönetimine taşımanız gerekiyor. Ve apartman yönetimi de sizin rahatsızlığınızı gürültü yapan komşuya belirtmeli. Eğer gürültü yapan komşu bu konuda gürültüye devam ediyorsa mutlaka şikayet hakkınızın da saklı olduğunu kendisine iletmeniz gerekmektedir. Bir desibel ölçüsü yaparak, yani o gürültü miktarının ne kadar olduğunu, neden bu kadar fazla olduğunu ve sizi gerçekten rahatsız edici düzeyde olduğunu da ispat etmeniz aranmaktadır. Bu noktada da belediyelerden de yardım alabilirsiniz ve Sulh Hukuk Mahkemesi'nde de bu konuda uğradığınız zararları, yani eğer gürültü yapması sebebiyle evden taşınma noktasına geldiyseniz de bu noktadaki zararlarınızı talep etme hakkınız bulunmaktadır. Peki ben size şunu sormak istiyorum. Apartmanda evcil hayvan beslemek bazı apartman yönetimi konusunda sorun yaratabiliyor. Evet. Bu noktada ev sahiplerinin ya da kiracıların yapması gereken bir uygulama var mıdır? Belirtilmesi gereken kira sözleşmesinde özellikle bu hususun belirtilmesinde fayda var mıdır?
Yani kira sözleşmesinde genel koşulların, Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenen genel koşulların mutlaka belirtilmesi gerekiyor. Bunlardan zaten bahsettik programın başında. Eğer siz evinizde ya da bulunduğunuz apartmanda bir evcil hayvan beslenmesini istemiyorsanız kesinlikle bunu kira sözleşmenizin özel koşullar kısmında elbette belirtebilirsiniz. Tabii ki herkesin hayvan edinme, hayvan besleme hakkı var. Fakat aynı zamanda herkesin konutu ya da iş yeri hakkında özel koşullar belirleme hakkı da bulunmakta. Aynı zamanda bulunduğunuz apartman ya da özel konut her neyse oranın da belirli yönetim kuralları olabilmekte. Bu sebeple bunlara iki tarafın da uyması gerekmekte. Gizem Hanım, kira hukukunda bizlere en sık sorulan sorulardan biri de bildiğiniz gibi kira alacaklarımızı nasıl tahsil edeceğimiz konusu. Evet. Bu konuda neler yapabilir ev sahipleri? Bu konu aslında evet en sık karşılaştığımız konulardan bir tanesi. Ev sahiplerinin yapması gereken en önemli şey ödenmeyen kira alacaklarının tahsili için icra takibi başlatmak. Buna biz kiralananın tahliyesi davası sebebiyle icra takibi diyoruz. Bu icra takibinde eğer sizin tahliye talebinizde varsa mutlaka icra takibine eklemeniz gerekiyor. Ayrıca haciz talebiniz varsa da bunu da eklemeniz gerekiyor. Yani tahliye ve haciz beraber eklenmesi gerekiyor. Kira alacaklarında en önemli husus 30 gün içerisinde bu kira alacağının ödenmesi. Diğer icra takiplerinden farklıdır. Diğer icra takiplerinde 7 günlük süre öngörülmekte. Fakat kiralanandan doğan alacakta 30 günlük bir süre öngörülmüş. Bu da aslında biraz kiracıyı koruyan bir hüküm. O yüzden sizin eğer kira alacağınızı alamama durumunuz varsa ve kira alacağınız da varsa kiracınızdan mutlaka icra takibi yapmanızı öneriyoruz. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi kira alacaklarını aslında icra takibi yoluyla alması gerekiyor mal sahiplerinin ya da ev sahiplerinin. Hatta bu icra takibinin usulü de belirttiğiniz gibi farklı. Hem kira alacaklarını talep edebilirler hem de kiralananın tahliyesini talep edebilirler. Burada mutlaka icra takiplerini bir avukat yardımıyla yapmalarını öneriyoruz. Çünkü diğer yapılan ilamsız ya da ilamlı icra takiplerinden çok farklı. İşte ekine kira sözleşmesi eklenmesi gerekiyor Mutlaka, mesela ya da mutlaka. hesaplamaların, faiz hesaplamalarının geçmişe yönelik borçların hak kaybı yaşanmaması adına doğru hesaplanması gerekiyor. Kesinlikle. Mutlaka her işlemde olduğu gibi dava ya da icra takibinde bunu da bir avukat yardımıyla yapılmasını öneriyoruz. Elbette tabii mutlaka icra takiplerinin avukatla yapılmasında fayda var. Çünkü hak kayıpları doğmasın. Bizi dinlediğiniz için programımızın sonuna geldik. Bugün sizlere kira hukukunda merak edilen sorunlar nelerdir? Bunlardan bahsetmeye çalıştık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.